أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سيدي الكرادشلارين درس تفسير نساء 136. ayetini anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak rahmetiyle istifadeyi nasip etsin. Ayetimizin manası şöyle. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler, iman edin. Neye iman edin? بالله الله إيمان ورسوله فالله رسول والكتاب الذي نزل على رسوله اللهم قان برنا قرآن إيمان والكتاب الذي أنزل من قبل ve Allah'ın daha önce indirmiş olduğu yani Tevrat'a Zebur'a İncil'e ve diğer suhuflara da iman edin. Ve men yekfu billah kim Allah'ı inkar ederse ve melaiketihi meleklerini inkar ederse ve Kütübihi ve kitaplarını inkar ederse ve husuli ve Allah'ın peygamberlerini inkar ederse ve yevmil ahir ve ahiret gününü inkar ederse evet kim ki Allah'ı meleklerini kitaplarını peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse fakat dalle muhakkak ki sapmıştır. Dalalen bir sapmakla ki baida çok uzak. Yani haktan, hakikatten çok uzak olan bir sapmak ile sapmıştır. Tefsirini yapacağımız bu ayeti kerimenin şu noktası üzerinde duracağız. Ayetin başında Ya eyyühellezine amenu aminu buyrulmuş Ey iman edenler iman edin. Ey iman edenler hitabıyla muhatapların iman sıfatını tahsil ettikler. Yani mümin oldukları peşinen kabul edilmiş daha sonra iman sıfatını tahsil eden o cemaate aminu iman edin emredilerek bir daha iman sıfatını tahsil etmeleri istenmiş. Halbuki tahsil edilmiş bir iman sıfatı var iken aynı sıfatın tekrar tahsili mümkün değildi. O halde sorumuz şu. Ayetin başındaki ey iman edenler iman edin hitabıyla kast edilen mana nedir? Müfessirler bu soruya cevap olarak birçok şıkkı önümüze koymuşlar elhamdülillah. Bizler bu dersimizde sadece altı şıktan bahsedeceğiz. Bir, ayetin başındaki ey iman edenler hitabının muhatabı olan cemaat, ehli kitap olan Yahudiler ve Hristiyanlardı. Buna göre mana şöyle oldu: Ey Tevrat'a ve Hazreti Musa'ya İncil'e ve Hazreti İsa'ya iman edenler Kur'an'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a da iman edin. Ehli kitap Peygamber Efendimiz'e ve Kur'an'a iman etmediklerinden Cenab-ı Hak onlardan bu imanın tahsilini istemişti. İkinci ihtimal. Ey iman edenler hitabının muhatapları münafıklardır. Her ne kadar onlar kalp ile iman etmeseler de dil ile imanın kelimesini ilan ettiklerinden zahirde mümin kabul edilmişlerdir. Bu ihtimale göre mana şöyle olur. Ey dilleriyle iman edenler kalbinizle de iman edin. Münafıklar kalben imanı tahsil etmediklerinden yani kalben iman etmediklerinden dolayı Cenab-ı Hak onlardan kalbin imanının tahsilini istemiştir. Üçüncü ihtimal. Ayetin başındaki muhatap bütün insanlardı. Çünkü insanlar bu aleme gönderilmeden evvel Elestu bi rabbikum misakında Cenab-ı Hakk'a söz verdiler ve Cenab-ı iman ettiler. Bu ihtimale göre mana şöyle olur. Ey elestü bi rabbikum misakında iman edenler Allah'a söz verenler bu dünyaya geldikten ve mükellef olduktan sonra da iman edin. Dünyada imanı tahsil edin. Dördüncü ihtimal. Ayetteki muhatap müminlerdir. Bu manaya göre icmali iman edenlerden tafsili iman istenir. İman bir cihette icmali ve tafsili olmak üzere ikiye ayrılır. İcmali iman öze iman. İman edilecek her bir unsuru ve hususu bilmeden Allah ne göndermişse tamamına iman ettim diyerek yapılan iman. Tafsili iman ise iman edilen her husus birini ve teker teker her hususa iman edilir. İşte bu ihtimale göre ayetin manası şöyle olur. Ey Allah'a, peygamberine, Allah'ın gönderdiği kitaplara icmali olarak iman edenler, tafsili olarak da iman edin. İcmali imanın sahipleri, tafsili imanı tahsil etmediklerinden Cenab-ı Hak onlardan tafsili imanın tahsilini istemektedir. Beşinci ihtimal ayetteki muhatap yine müminlerdir. Bu ihtimale göre mana şudur. Ey şu anda hali hazırda iman edenler gelecekte ve istikbalde de iman edin. Bugün iman ettiğiniz gibi yarın da iman edin. Diğer gün de iman edin. Ve ölünceye kadar iman edin. Bu manaya göre iman edin emrindeki mana imanda sebattır ve imanda devamdır. Yani Cenab-ı Hak der ki Ey iman eden cemaat İmanda sabat edin, imanda devam edin, sakın ha imanınızdan dönmeyin. Ve altıncı ihtimal ki benim üzerinde biraz durmak istediğim ihtimal de bu. Bu ihtimale göre ayetteki muhatap, taklidi iman edenlerdir ve onlardan tahkiki imanın tahsili istenmektedir. İman taklidi ve tahkiki olmak üzere ikiye ayrılır. Taklidi iman iman edilen hususların delilleri bilinmeden yapılan iman. Annesi Müslümandı, babası Müslümandı yaşadığı toplum Müslümandı, o da Müslümandı. İman etmişti ama niçin iman ettiğini bilmez. İman ettiği için inanır. İnandığı için iman etmemişti. Yani inandığı şeyin delilini bilmez. Takiki imanda ise iman edilen her hususun delilleri bilinir. Mesela sorsam desem ki meleklere iman ediyor musunuz? Deseniz ki ediyoruz. Ben de tekrar sorsam, peki niçin iman ediyorsunuz? Eğer sizde bu niçin sorusunun cevabı varsa meleklere imanın delillerini sayabiliyorsanız sizin imanınız tahkiktir. Tahkiki imanda da binlerce mertebe vardır. Hatta öyle bir mertebesi vardı ki bir çiçeğe baktığınızda o çiçekte Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına, meleklerin varlığına peygamberlerin ve kitapların varlığına onlarca delil çıkartırsınız. Adeta o çiçeği bir kitap gibi okursunuz. İşte bu ihtimale göre ayetin manası şöyle olur. Ey taklidi iman edenler! Ey imanın delillerini bilmeyenler! İmanın delillerini öğrenin. Tahkiki imanı tahsil edin. Bu altıncı mana üzerinde biraz durmak lazım. Çünkü bu nokta çok önemlidir. İlim farz-ı kifaye ve farz-ı ayın olarak ikiye ayrılır farz ayın bir ilim her Müslümanın öğrenmesi gereken ve öğrenmediği zaman günahkar olduğu bir ilimdir. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, Ahmet İbni Hanbel, Süfyan-ı Sevri, İmam-ı Maturidi, Kadı Beyzavi ve diğerlerine göre imanın delillerini bilmek vaciptir. Kim iman hakikatlerinin delillerini bilmezse yine mümindir. Ama delil aramayı istidlali terk ettiği için günahkardır. Hatta Kadı Bezavi der ki bu kimsenin şahitliği kabul edilmez. Çünkü günahta ısrar eden kimse fasıktır. Fasın ise şadeti makbul değildir. İmam Eşari ise çok daha dehşetli bir şey söyler. Buraya dikkat kesilmek lazım. İtikattaki iki mezhepten birisinin imamı olan İmam Eşari şöyle der. İman edilen şeylerin delillerini bilmek imanın sıhhatinin şartıdır. Bakın imanın sıhhatinin şartıdır. Eğer bu şart bir kimsede yoksa yani bir kimse iman ettiği hususların Allah'ın, meleklerin, ahiretin, kitapların ve diğer iman hakikatlerinin delillerini bilmiyorsa İmam Eşari'ye göre mutlak mümin değildir. İmam Eşari der ki kafir de değildir. Çünkü küfrün zıttı olan şey inanmak onda mevcuttur. Bu kimse küfür ile sahih imanın ortasındadır. Bu kimse asidir, günahkardır. Onun işi Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Toparlarsa imanın delillerini talep etme hususunda iki tane görüş var. Birinci görüş İmam Maturidi, İmam Azam, İmam Şafi, Ahmet İbni Hanbel ve diğerlerinin görüşü. Bunlara göre imanın delillerini talep etmek vaciptir. Bir kimse iman hakikatlerinin delillerini bilmiyorsa günahkardır. İkinci görüş İmam Eşari'nin görüşüdür. İmam Eşari'ye göre ise imanın delillerini bilmek imanın sıhhatinin şartıdır. O halde bize düşen ilk iş imanımızı taklitten kurtarıp tahkike çıkartmak ve bir vacibi eda etmek. Bu sebeple tahkiki iman dersini veren eserlere çok önem göstermeliyiz. Ben tahkiki imanın dersini mükemmel bir şekilde veren Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatını sizlere ısrarla tavsiye ediyor. Bu eseri okudukça ve mütala ettikçe göreceksiniz imanlarımız taklitten kurtulacak, tahkike çıkacak ve tahkikin de en üst mertebelerine doğru tırmanacak. Dersimizi Ey iman edenler iman edin ayetine verdiğimiz altı mana ile şu şekilde toparlayalım. Ey Hazreti Musa'ya ve Tevrat'a Hazreti İsa'ya ve İncil'e iman edenler Allah'a Allah'ın habibi olan Hazreti Muhammed'e Aleyhissalatu vesselam ve Allah'ın indirmiş olduğu kitaba Kur'an'a da iman edin. Ve ey dilleri ile iman eden münafıklar, kalbinizle de Allah'a peygambere ve Kur'an'a iman edin. Ve ey elestu bi rabbikum iman sözünü verenler dünyada Allah'a Allah'ın Resulüne Allah'ın indirdiği kitaba iman edin ve ey icmali iman eden müminler Allah'a Resulüne ve Allah'ın kitabına tafsili olarak iman edin ve ey hali hazırda iman edenler Allah'a Resulüne ve kitabına istikbalde de iman edin ve ey taklidi iman edenler Allah'a Allah'ın Resulüne Allah'ın indirdiği kitaba iman edin ve ey bütün bu cemaatler Allah'ın önceden de indirmiş olduğu kitaplara iman edin. Ve artık sizden kim Allah'ı inkar ederse, meleklerini inkar ederse, kitaplarını inkar ederse, peygamberlerini inkar ederse, ahiret gününü inkar ederse artık o haktan çok uzak bir sapmak ile sapmıştı. Cenab-ı Hak tefsirini yaptığımız şu ayetin hürmetine bizleri sapmaktan, sapıtmaktan ve saptırmaktan muhafaza etsin. Bizleri imanda daim eylesin, kaim eylesin, sabit eylesin ve imanlarımızı icmalden tafsile taklitten tahkike çıkartsın ve bizlere Cenab-ı Hak iman ile hüsnü hatimeyi nasip etsin. Amin, amin, amin. Bi hümeti taha ve yasin. Allahümme tegabbel minna bi fatiha.